Şimdi ben anayasa ile ilgili konuşacağım. İlk önce anayasa nedir? Ne değildir? Onu izah etmek istiyorum. Biz anayasayı şöyle tarif ediyoruz. Anayasa devletin siyasi organizasyonunu sağlayan, vatandaşla devlet arasındaki hak ve mükellefiyetleri belirten metnin ismidir. Bir metin vardır anayasada. Bu anayasa metninde devletin siyasi organizasyonu nedir devlette? Biliyorsunuz devlet üç organdan müteşekkildir. Yasama, yürütme, yargı. Bu üç organın birbiriyle olan ilişkisini anayasa tanzim eder. Yasama böyle yapacak, yürütme böyle yapacak, yargı böyle yapacak der. Buna göre de hükümet şekilleri ortaya çıkar. Konuyu dağıtmamak için oralara girmiyorum. Ancak anayasanın görevi devletteki meşru hukuk fikrinin ne olduğunu ortaya koymaktır. Nedir bu ülkedeki meşru hukuk fikri? Muteber hukuk fikri nedir? Bunu anayasa koyar. Her anayasa değişikliği demek, düzen değişikliği demektir. Bugün 82 anayasasının sağladığı düzen vardır. Eğer 2012'de yeni bir anayasa kabul edersek, o zaman bir 2012 yılının anayasasının sağladığı bir düzen vardır. Neden anayasa bir hukuk düzenidir? Biraz evvelki tarif dolayısıyla. Çünkü devletteki siyasi organizasyon, vatandaşın ve devletin birbirinin hak ve mükellefiyetlerini ortaya koyar. Dünyada ilk devlet kurulduğu an anayasa ortaya çıkmıştır. Çünkü anayasasız devlet olmaz. Devlet eşittir anayasa. Biraz evvel devleti, anayasayı tarif ederken dedik ki devletin siyasi organizasyonu. Devletin siyasi organizasyonunu anayasa yaptığına göre devletin ortaya çıktığı an anayasa ortaya çıkmış demektir. İlk dünyada yazılı anayasa 1787 yılında. Amerika Birleşik Devletleri'nin anayasasıdır. O güne kadar bütün anayasalar teamülü anayasa, yani anlaşılır tabirli örfi anayasa. Evet. Örfi anayasa diyoruz. Mesela Osmanlılar'da, Türkler'de hep örfi anayasayla gelmiştir. Hangi tarihe kadar? 1876 tarihine. Anayasa deyince gidersiniz bizim şimdi Türkiye'ye, ben bir anayasa istiyorum diyeyim. Yazılı anayasa şu kadar incecik bir şey. Bu iş düzükte var. Şunu verirler size. Eğer örfi anayasamız olsaydı, ben anayasa istiyorum deyince 11. yüzyıldan, 9. yüzyıldan kalan bütün fermanları, bütün kararları vermek zorundalar. Mesela Amerika, İngiltere'de şu anda örfi anayasa yürürlüktedir, caridir. Cari olan örfi anayasadır. İngiltere'de bir şeye giderseniz, kitap evine ben anayasa istiyorum derse bakar adam, ne istiyorsun, neler? 1215'ten bu yana, Magna Carta, Libertatından bu yana gelen bütün metinleri vermesi lazım. Onun için Amerika'nın bu yazılı anayasasından sonra dünya hızla yazılı anayasaya geçmiştir. Bu an, şu anda dünyanın her yerinde, her devlet, %99'u devletlerin, 200 küsur devletler hep yazılı anayasalara sahiptir. Yazılı anayasanın özelliği şudur sayın arkadaşlar. Belli bir organ tarafından ortaya konur. Belli bir organ. Bu organ yasama olabilir, yürütme olabilir, padişah olabilir. Biz de biliyorsunuz padişahın fermanı şeklinde çıkmıştır ilk anayasa 1876 anayasası. Abdülhamid'in fermanıyla yürürlük kazanmıştır. Biz ona ferman anayasaları diyoruz anayasalar şey yaparken. 1215 anayasası da aynı şekilde 1215 hareketi de yine o zamanki kralın bir fermanı şeklinde çıkmıştır. Anayasa bu. Anayasanın demek ki mahiyeti, tarifi bu. Şimdi ikinci bir konuya gireceğiz. Anayasa bu olduğuna göre, devletin siyasi organizasyonunu sağladığına göre ve temel hukuk normu anayasa olduğuna göre, bir devletteki temel hukuk normu anayasadır. Altında da diğer hukuk normlar vardır. Kanunlar, tüzükler, yönetmelikler vesaire. Sert anayasa tercih edilmiştir dünyamızda. Hemen hemen dünyadaki devletlerin 5/4'ü hatta 4.5'ü sert anayasası tercih etmiştir. Neden sert anayasa? Biliyorsunuz sert anayasa şu demek. Hepiniz biliyorsunuz ama tekrarda fayda var. Kanunlardan farklı değiştirme metoduna sahipse bir anayasa, ona sert anayasa denir. Bizim anayasamız 1876'dan beri hep sert anayasası olmuştur. 24 anayasası, 61 ve 82 anayasası bir değişiklik daha getirmiştir. Değişmeyen maddelerde getirmiştir. 24 ve 61'de bir madde değişmezdi. Devletin şekli cumhuriyettir
maddesi değişmezdi. 82'de biraz daha hızlı gittik. 4 maddeyi, 3 madde artı 4. madde değişmez madde haline geldi. İyi midir, kötü müdür? Bence faydadan uzak değil. Faydadan uzak değil. Çok da iyidir veya çok da kötüdür demek de lüzum yok. Çünkü bir takım problemler varsa o problemlerin hallini sosyal meseleleri tartışarak halletme yerine ülkenin başka, çünkü Türkiye'nin bir özelliği daha var. Sayın arkadaşlar, benden çok iyi bilirsiniz. Toplumun büyük çoğunu tanıyorum. Türkiye içinde bulunduğu coğrafya dolayısıyla kuvvetli olmak zorunda olan bir ülke. İçimizde bir coğrafyamız bize bunu emrediyor. Eğer biz bu coğrafyada kuvvetli olmasak kısa ömürlü devlet oluruz. Atatürk bunu keşfetmiştir. Dikkat edin, Atatürk'ün zamanında doğuda, pardon, Sadabat Paktı vardı. Değil mi? Doğumuzda. Batıya geçip Balkan Paktı vardı. Değil mi? Güneyde bir takım Atatürk'ün iddiaları olduğu için oraya bir pakt filan kurmak. Çünkü iddiaları vardı. Biliyorsunuz. Tabii. Bir takım iddialarımız vardı. Önce peki anayasa nasıl yapılır? Bir anayasanın yapım metodu vardır. İkiye ayırıyoruz arkadaşlar. Demokratik veya laik anayasalar, demokratik anayasalar, teokratik anayasalar diye oralara girmiyorum. Ancak bizim demokratik anayasayı anlatalım. Nasıl yapılır? Demokratik anayasalar kurucu meclisler vasıtasıyla yapılır. Kurucu meclis teşekkür eder. Kurucu meclis yapar. Şimdi problem şu Türkiye'de. Efendim bu meclis anayasa yapamaz mı? Hayır, yapamaz. Niye yapamaz? Ben bunu başka yerde de söylediğim için söylüyorum. Parlamentoya yapılan toplantıda söylüyorum. Niye yapamaz? Çünkü bu meclisi, Sayın Sadab uzun süreler mecliste bulundu. Meclis normal siyasi meclistir. Evet. Her siyasi parti kendi ihtiyacına göre kendine hizmet edecek kişiyi milletvekili yapmıştır. Öyle siyasi doğru, parti. Doğru. Diyor ki bana en çok kim hizmet eder? A. Ben A'yı milletvekili yapayım. Türkiye'de arkadaşlar bir de şuna çok iyi dikkat edin. Hepimizin seçme yetkisi var. Siyasi partiler kanunu kalkmadığı müddetçe Türkiye'ye demokrasinin gelmesi mümkün değil. Şu anda Türkiye'de demokrasi memokrasi yok. Türkiye'de bizim yaptığımız jetona telefonu atıp çalıştığı gibi, şimdi jeton da yok, kart sokuyoruz telefona. Bizim elimize bir oy pusulası veriyor, gidip sandığa atıyoruz. Lider demokrasi. Evet. İnanır mısınız sayın arkadaşlar, 50 ile 60 arasındaki Türkiye'nin demokratik yapısı bugünden çok ileri. Çok daha ileri. Delegeler seçirdi milletvekili. Parti içi muhalefetler var. Parti delegeler seçerdi. Delegeler seçerdi. Partide. Şimdi delege yok. Hiç unutmuyorum. Ve bunu birçok yerde söylediğim için söylüyorum. Şimdi delege yok. Sayın parti başkanından biri diyor ki 48 saat uğraştım gece gündüz 550 milletvekili seçtim diyor. Çok yoruldum diyor. Millet alkışlıyor. Bravo diyor. Yapacak bir şey yok. Öbür parti başkanı diyor ki ben de diyor 24 saat uğraştım diyor. Bu arada diyor merkez yoklaması yaptırdık diyor. Merkez yoklaması yaptırdık filan şehirde diyor. Bakıyorsun ki merkez yoklaması bilgisayarla yapılmış. Soruyorlar Atina istiyor musun? İstemiyorum. İstiyorum ne dese zaten istemiyorum diyecek. Belirli adamlar var çünkü kendine göre. Öbür Cumhuriyet Halk Partisi başka şey söylüyor. Onun için demokratik ülkelerde normal parlamentolar siyasi partilerin, bizimkiler parti liderlerine hizmet için ama normal demokratik ülkelerde siyasi meclisler siyasi partilerin ihtiyacını gidermeye en elverişli kişileri meclise milletvekili olarak seçilir. Kurucu meclis öyle değil. Kurucu mecliste sosyal tabakalarda mutlaka her birinden temsilci lazımdır. Sosyal tabakalar biliyorsunuz. Sakın hoca sınıf farkı yaratıyor demeyin. Dünyanın her yerinde sosyal tabaka var. Her şey devirde. Sosyal tabakalar var. İşçiler vardır, köylüler vardır, esnaf vardır, işveren hukukçu vardır, var, hukukçu var, tarih, ekonomist tarih var, tabip var. Değil mi? Hep bunlar sosyal tabakadır. Bu sosyal tabakalardan temsilci seçilir kurucu meclis. Mümkün olduğu kadar fazla sayıda sosyal tabaka temsilcisinin kurucu mecliste istihdam edilmesi sağlanır. Ve kurucu meclislerin sayısı da 150'yi geçmez. 150 kişidir. Mesela en son örnek Avrupa Birliği'nin anayasasını yapmak için hazırlandı. Kurulan kurucu meclis. Valéry Giscard d'Estaing'in evet. Başkanlığında toplandı biliyorsunuz. Sayın Valéry Giscard d'Estaing bir yıllık süreyi doldurdu. Bitiremedi. Bir 6 ay daha istedi.
anayasa çıktı fakat işte çeşitli devletler kabul etmedi. Öyle kaldı. Sonra Lisbon Anlaşması mı filan diye bir şeyleri yaptılar. Yürürlüğe girdi mi girdi mi bellisiz. Şimdi anayasalarda kurucu meclis tarafından yapılıyor. Kurucu meclislerde her sosyal tabakada mümkün olduğu kadar temsilci yer alacak. Bunun anlamı siyasetçiden temsilci olmayacak değil kurucu meclis. O da olacak. Siyaset, siyasi parti de bir sosyal tabaka. Siyasi parti biliyorsunuz. Her siyasi parti hiçbir şekilde ben her zaman söylerim, derste de söylüyorum. Siyaset bilme dersine giriyordum bir ara. Her siyasi partinin bir gayesi vardır. Parti şeyini ana tüzüğündeki, ana programdaki yaptığı hususların iktidar yoluyla gerçekleştirmek. Hiç kimseyi itham edemeyiz. Adam diyor ki ben arkadaş iktidara gelsin şu programı gerçekleştireceğim. İktidara geliyor programıyla ilgili de çalışmıyor. Bu onun normal artık siyasi partinin. Şimdi kurucu meclislerde de siyasi parti temsilcileri de bulunacak. Çünkü onlar da bir sosyal grup. A, B, C, D partilerin hepsinin temsilci ama sosyal tabakaların da temsilcileri olacak. Peki kurucu meclisle ilgili şey nasıl olacak, çıkacak ortaya? Nasıl çıkacak? Demokratik ülkelerde mesela şu andaki meclis, şu anda var olan meclis, kurucu meclisin teşkiliyle ilgili kanun çıkarabilir. Evet. Der ki arkadaş ben toplanıyorum, kurucu meclisin teşkiliyle ilgili şöyle bir kanun çıkar, bu meclis kabul eder. Yeni bir, ikinci bir meclis kurulur. Bu meclis yine görevine devam edecek. Ben bunu parlamenterlerin bulunduğu bir toplantıda, ya öyle mi dedi, ya zannediyorlar ki kurucu meclis kurulunca biz kapatacağız. Hayır, siz devam edeceksiniz. Onlar ayrı çalışacak, siz, onların tek bir görev olacak. Anayasa yapmak, sen de anayasanın 87. maddesi olacak, oradaki görevlerini yapacaksın. Bugünkü anayasa. Şimdi anayasanın 87. maddesine bakarsanız o kadar fazla görev var ki Türkiye Büyük Millet Meclisi. Bir de anayasa yap dersen hiçbir şey yapamaz. Hiçbir şey yapamaz. Çünkü fazla yüklersen altında ezilip gider. Onun için mevcut kurucu meclis, mevcut anayasa, kurucu meclis, pardon, mevcut meclis, kurucu meclisin teşkiliyle ilgili bir kanun hazırlayabilir, çıkarabilir. Ona göre de bir kanun çıkabilir. Kurucu meclis kurulur. Bu mevcut iktidar tarafından kabul edilmez. Bu görüş azınlıkta dediler. Hayır, azınlıkta değildi. Bayağı ciddi yayınlanacak kitaplar tahmin ederim. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı konuşmaları yayınlayacağım dedi. Hatta bana müsbet de geldi düzelt diye. Düzelttik, yolladık. Şimdi sayın arkadaş oraya bakarsanız arkadaşlar bu meclis, bu düşünce yani kurucu meclis yapsın düşüncesi azınlıkta değildi. Azınlıkta kabul edildi. Yapacak hiçbir şey yok. Ve denildi ki bu meclis anayasayı yapacak. Ondan sonra ne oldu? Uzlaşma bugün toplanıyordu herhalde. Toplanacak, bilmem ne yapacak. Şimdi dikkat edin sayın arkadaşlar. Uzlaşma kurulu bağlayıcı karar alabilir mi? Olamaz. İstişare kararı bunlar. Bizi de çağırdılar. Gittik. Anlattık. Bizim hiçbir kararımız bağlayıcı olabilir mi? Kimin kararı bağlayıcıdır? Türkiye Büyük Millet Meclisi. Orada kimler çoğunluktadır? Belli. Şimdi yapılan hadise şu. Bak gördünüz mü? Herkesi çağırdık. Herkesi sorduk. Sadı Bey'in yazısını, Atilla Bey'in hitabesini, Ali Bey'in bilmem nesini, Hüseyin Bey'in hepsini dinledik. Ama ne yapalım? Parlamento böyle istedi. Parlamento böyle istiyor arkadaşlar. Meşrulaştırma. Kim istiyor? Ben parlamentonun medeni bir ülkedeki parlamento gibi 1982'den bu yana fazla çalıştığı kanaatinde değilim. Neden? Korkuyor parlamento. Lideme karşı gelirsen bir daha milletvekili olamam diye. Lider demokrasi. Normal. Neden normal? Çünkü arkadaşlar sakın dünyayı yanlış anlamayın. Dünyanın her yerinde parlamenterler tekrar seçilmek ister. Dünyanın her yerinde, yalnız Türkiye'de değil. Dünyanın her yerindeki demokratik ülkelerde parlamenter bir daha seçileyim der. Aleyhte konuşur, bilmem ne konuşur ama bir daha seçileyim der. Çünkü hoşuna gidiyor. Bu bir hizmettir. Türkiye'de de öyle. Parlamenter diyor bir daha seçil. Bir daha seçilebilmen için ne yapman lazım? Mümkün olduğu kadar başkanla çatışmaman lazım. Başka da muhalif olursa bir daha parlamentoyu göremem diyor.
Ve onun için ben Türkiye'deki demokrasinin adını parti liderleri demokrasisi diyor. Liderler demokrasisi. Parti liderlerinin demokrasisi. Lider ne derse o oluyor. Lidere karşı bir şey demek mümkün değildir. Şimdi kurucu meclis bugünkü yapıda bu anayasa kurucu meclis, yani anayasa yapma görevini ifa ederse anayasanın nasıl çıkacağı aşağı yukarı belli. Dikkat edin arkadaşlar, anayasa şu. 177 madde. Yeni anayasa yapacak diye bir madde var mı bu 177 maddenin içinde? Anayasanın nasıl değiştireceğine ilgili madde var, 175. Peki ben yeni maddeyi anayasa yapacağım. Neye göre işte yapacağım bu yeni anayasa? Çünkü anayasa yaparken toplantı yeter sayısı, kabul yeter sayısı lazım. Değil mi? Yeni bir anayasa yapıyorum. Acaba normal kanunlar gibi mi yapacağım? Yoksa anayasayla ilgili ayrı bir usul mü olacak? Var mı bu anayasa? Bu anayasa bu meclisin görevini tayin ediyor. Yok, öyle bir şey yok. Ben göremedim. Size verebilirim, bakabilirsiniz. Yok. 175. madde 5'te 3 olursa şöyle, 3'te 2 olursa böyle diye anayasa değişikliğiyle ilgili hükümleri koymuş. Peki ben yeni anayasa yaparken, bir maddeyi kabul ederken hangi karar yeter sayıyı alacak? Toplantı yeter sayısı ne olacak? Şimdi bu anayasaya göre meclisin 1/3'üyle toplanabiliyor. Ve toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla da karar veriyor kanunlar için. Salt çoğunluk nedir? 1/3 nedir meclisin? Hesaplayın 550'nin 1/3. Onun salt çoğunluğu bunun. Diyor ki çok aşağı düşmemek için hiçbir zaman diyor bu azın şey kabul oyu kabuller meclisin tam üye sayısının 1/4'ünden az olmaz diyor. 1/4'ü ne yapar? 125-126 tane olması lazım. Halbuki anayasa ülkenin temel metnidir. Biraz evvel ne dedim? Temel normdur. Tepededir anayasa. Her şey o temel normun altındadır. Nedir? Kanun. Tüzük, yönetmelik genellikle alta doğru gider. Tepede ne vardır piramidin tepesinde? Anayasa vardır. Onun için anayasaya biz temel norm diyoruz. Temel norm kanun demek biliyorsunuz. Temel kanun anlamına geliyor. Şimdi siz temel kanunu normal kanunlar gibi yapmaya kalkarsanız ülkede hiçbir zaman istikrar olmaz. Onun için bu anayasada neye göre bu yeni anayasayı bu meclis yapacak vallahi ben anlamıyorum. Ya bulamıyorum. Üstelik de sayın arkadaşlar 70 yılından bu yana anayasa okutuyorum. Evet. 70 yılında. Yani 40 yıl mı olur? 40 yıl oluyor herhalde. 41 mi? 41 kere maşallah. 41 kere. Şimdi hakikaten 41 yıldır, şimdi bazı anayasa hocaları var, medeni hukuk hocasıdır. Son 2 yıldır anayasacı olmuşlardır. Onlara da hayret ediyorum. Nasıl oluyor bu işte? Beni medeni hukuk dersine soksan girmem. Ya profesörsün, medeni hukuk anlatamam kardeşim. Ha, tekliflerle karşılaştığım için söylüyorum. Anlatırım. Bana 5 yıl müsaade edin, 5 yıl çalışayım, 5 yıl sonra gelir medeni hukuk anlatırım. İdare hukuk anayasaya en yakındır. Müsaade edin, 2 yıl çalışayım, 2 yıl sonra gelir anayasa, idare hukuk anlatırım. Ama anayasa diyorsanız, ertesi gün akşam evde bakarım anlatacağım konuya. Şimdi bakın 41 yıldır diyorum. Buraya gelirken hazırlanıp geliyor. Hafızayı beşer nisyan ile mağlumdur. Biliyorsunuz belki genç arkadaşlar anlamını bilmez Ziya Paşa'nın. Hafızayı, insan hafızası unutmakla mahkumdur. Unutmaya mahkumdur insan hafızası. Onun için unuturuz, unutmayız diye açıp bir bakıyorsun. Şuna bir bakayım diyorsun. Ne olur ne olmaz. Şimdi sayın arkadaşlar onun için anayasa ile ilgili bu yeni anayasa 2012 anayasası bu meclis tarafından yapılacak. Ama hangi hukuki veya kanun maddesine dayanarak yapılacak ben bunu keşfedemem. Bakın alın anayasa çarşıda var. 2 lira 3 lira ucuz anayasa. 2 liraya 3 liraya satın alın bakın. Anayasa değiştirme metodu var demiş 175. Evet. Şöyle de. Peki anayasayı nasıl yapacağız? Onunla ilgili hiçbir hüküm yok. Bazı anayasalarda var. Mesela Fransa'nın 1948 anayasası da vardı. Diyor ki anayasa yeniden yapılacaksa, meclis anayasa yapacak, şu şekilde yapılır diyor. Ona biz kurucu, müesses kurucu güç diyoruz. Eğer anayasa, kurucu, yeni anayasa, mevcut anayasa, yeni anayasanın nasıl yapılacağını ortaya koymuşsa, ona müesses kurucu güç diyoruz o anayasanın o maddesine. Bizde o da yok. Bizde 60-175 nasıl değiştireceğini hükme bağlamış.
E peki nasıl yapacağız? Kabul oyu çok önemli biliyorsunuz arkadaşlar. Sayın abi tabii bilir. Yani şey nedir? Kabul yeter sayısı. Karar yeter sayısı. 3-2 mi? 1/3 mi? 5/3 mü? Bellisiz. Yoksa kanunlar gibi mi olacak? Anayasa biliyorsunuz ana kanun demek. Yani adı da kanundur zaten. Anayasada mesafeli bir taktın kanun numarası filan der. Anayasa değişikliklerinde de kanun numarası filan der. Demek ki problemin biri bu. Aceleye getirilen ve benim dediklerim olsun, benim isteğime uygun bir anayasa çıksın diye belirli hukuki gerekçeleri görmemezlikten geldi. Anayasa yapma tekniğinde üzerinde durulacak husus bu. Yani anayasa mümkün olduğu kadar geniş kitlelerin temsil edildiği bir kurucu meclis tarafından yapılacaktır. Ve o meclisin tek görevi anayasa yapmak olacaktır. Tek görev olacak anayasa yapmak. Hocam burada Cumhuriyet Senatosu'nun da görevini açmak gerekiyor mu? Valla ben iki senatoya ihtiyacım, iki meclise... Yok, 12 Eylül öncesindeki Cumhuriyet Senatosu'nun vardır şeyleri, yani onun ifa ettiği görevi izah etmek gerekiyor mu burada? Şimdi şöyle, bunlar hep tercih meselesidir. Evet, evet. Yani parlamento çift kanatlı mı olsun, tek kanatlı mı? Bu bir tercihtir. İstediğinizde, mesela demin söyledim ki, dedim ya üç tane kuvvet var. Kuvvetler arasındaki ilişkilere göre hükümet sistemi değiştirilir. Mesela kabul edilir. Kuvvetler ayrılığı varsa ya parlamenter hükümet sistemini kabul edeceksin veyahut da başkanlık hükümet sistemini kabul edeceksin. Parlamenter hükümet sisteminde kuvvetler arasında işbirliği dayanışma vardır. Eğer kuvvetler birleşirse o zaman da meclis hükümet sistemi deniliyor. Yasamağı da birleşmiş sonra meclis deniliyor. Bunlar hep hani anayasanın burada can sıkıcı olur diye anlattığı. Bu şeyler problem, teknik kısmı. Çift meclis mi olsun, tek meclis mi olsun bu bir tercihtir. Kurucu meclis der ki ben çift meclis istiyorum. Bu o zaman çift meclis. İstemiyorum derse tek meclis. Benim kanaatim, benim şahsi kanaatim. Tek meclis kafir. Hatta 550 bile çok Türkiye'de. 400 milletvekili biliyorsunuz ilk önce 400. 400 sonra Özal değiştirerek yükseltti. Seçimleri sağlayabilmek için. Normal 550 bu alıştık orada 550 gider. Şimdi ikinci bir meclis senatoya çıkarsa işleri geciktirmekten başka hiçbir işe yaramaz. Şimdi iki meclisli hükümet devletler var. Ama onların siyasi yapısı farklı. Federal devletlerdir. Bir temsilciler meclisi oluyor. Eşit oy kullanıyor. Federal meclisin ikinci kısmı her federe devletten bir veya iki kişi geliyor. Eşit oluyor. Biri nüfusa göre, biri sayı. O zaman ne oluyor? Bir nüfusu fazla olan her dediğini yaptıramaz hale geliyor. Senatodan reddediliyor çünkü. Onun için tek meclis olmasın da benim kanaatim tabii. Doğru bu demiyor. Benim kanaatim fayda olduğu kanaatinde. İşte kurucu meclis bu toplantılarda herkes fikirlerini söyler. Meclis hükümet sistemi mi olsun? Parlamenter hükümet sistemi mi olsun? Başkanlık hükümet sistemi mi olsun? Bunlar tartışılır. Ve tartışmanın sonunda meclis bir karara verir kurucu meclis. Ona göre anayasa şekillenmeye başlar. Yoksa affedersiniz kaba tabir kullanıp ısmarlama anayasa olmaz. Bana bir anayasa yap. Ulan gömlek mi diktiriyorsun? Bana bir gömlek giydirdi. Oturacaksın, tartışacaksın, hepsi fikrini çok alacaksın. Zor bir iş. Bana bir anayasa yap. Neyi yapıyorsun ya? Gömlek mi diktiriyorsun? Bana bir gömlek dikler gibi. Oturur halk, tartışır, bilmem ne yapar. Şimdi bakın ne diyorum, 41 yıl, 70 başladığım yıl. Bana bir anayasa yap deseniz yapamam. Mümkün değil. Çünkü benim kendime ait fikirlerim var. Başkalarının fikirleriyle çatışıyor. Onların fikirlerini de nazara dikkate al. Onu da en iyi kim bilir? Fikrin sahibi bilir. Onu da çağıracak. Ya buraya arkadaş ne diyorsun diyeceksin. Mesela Atatürk 24 anayasasını yaparken düşünce itibariyle Atatürk parlamenter sisteme taraftar. Bunlar kitaplarda yazıyor. Var bugün. Fakat meclis hükümet sistemini ne parlamenter hükümet sistemini yapmıştır? Karma bir hükümet sistemi getirmiştir. 24 anayasa. Neden? Türkiye'nin o günkü sosyal ihtiyaçları onu götürüyordu. Ne yaptı? Çağırdı. Rauf Orbay benzer dedi. Hayır olmaz şöyle olsun. Bir mesela Kazım Karabekir meclis hükümetini savunuyordu. O öbürünü savundu. Orta yolu buldu. 24 anayasasında. Dikkatli 24 anayasasında orta yol vardı yani. Hem parlamenter sistemine ait hükümler vardır. Hem meclis hükümet sistemine ait hükümler vardır. Orta yol.
61 ve 82 anayasalara tercih koydu o günkü kurucu meclis veya askerler, her ikisinde dedi ki parlamenter sistem uygulansın. Benim kanaatim, şahsi kanaatim, Türk halkı artık parlamenter hükümet modelini benimsedi. Çünkü aksi de savunuyor. Yok illa başkanlık gelsin diyorlar. Türkiye'de başkanlık hükümet sistemi, benim şahsi kanaatim, bununla ilgili kitabım da var. Bitti mi bitmedi mi bilmiyorum. 97 baskı, başkanlık hükümet sistemi ve Türkiye'de uygulanabilirliği diye. Diktaya gider Türkiye. Çünkü biz insanları ya fazla seviyoruz ya fazla nefret ediyoruz. Ölçülü davranamıyoruz. Türk milletinin karakterinin bir de vasfı bu. Sevdiğimizi iyi seviyoruz ölene kadar. Sevmediğimizde Allah belasını versin deyip yani ölçüyü kaçırıyoruz. Şimdi biz büyük bir ihtimalle başkanlık hükümet sistemi olursa başkan çok büyük yetkiler var biliyorsunuz. Diktaya kaya. Eğer başkanlık hükümet sistemindeki başkanın yetkileriyle parlamenter hükümet sisteminde, parlamenter hükümet sisteminde de çeşitleri var biliyorsunuz. Başbakanın yetkilerini karşılaştırırsanız bizim anayasa açısından, başbakan başkandan çok yetkilidir Türkiye'de. Amerikan başkanı vergi kanunu nasıl çıkardı? Yeni çıktı biliyorsunuz. Evet. Bir ay önce çıktı. Nasıl çıktı Obama? Kapı kapı dolaştı. Zor çıkardı. Bizde öyle mi? Alın affedersiniz. Alın bunu çıkarın diyorlar. Ertesi gün herkes parmağı kaldırıyor çıktı. Çünkü başkanı öyle istiyor başbakan. Bizde Amerikan başkanı kanun teklif edebilir mi? Başkanın hükümet sisteminde. Edemez, yok biliyorsunuz. Başkanın yasama organı ile ilişkisi yoktur. Bizde başbakan kanun teklif edebilir mi? İstediğini yapar. Çünkü yasama organının üyesi. Öyle değil. İstediğini yapar. Şimdi sayın arkadaşlar, onun için tercih yapmak icap ederse ben parlamenter sistemin Türk siyasi kültürüne daha uygun olduğu kanaatindeyim. Yani kurucu meclis eğer başkanlık hükümet sistemini veya bu meclis başkanlık hükümet, çünkü Burhan başkanlık hükümet sistemini savunan arkadaşlar. Evet, evet. Onun kitabı da var. Başkanlık hükümet sistemi Türkiye'de uygulanması diye. Oldu bitti. Başkanlık hükümet sistemini savunan bir arkadaş ama herhalde tahmin etmem ki çıksın. Demir Selvi'ye bir de 100 yıllık tecrübe birikim var canım. Yani. Biz bakın arkadaşlar, parlamenter hükümet sistemine biz ilk uyguladığımız tarih kaç biliyor musunuz? Tahmin edin. Atın bir daha. Evet, 1908. Sade abi dedi. 1908, 1876 anayasasını değiştirdik. 1908 ikinci meşrutiyetinde 9'da koyduk ama savaş çıktı uygulayamadı. Evet. İlk tecrübemiz 1909'da başlar. 1909'da başlıyor. 8'de ihtilalden sonra meşrutiyetler, ikinci meşrutiyetler sonra getirdik. Bizim büyük, bayağı ciddi bir tecrübe birikimimiz var. Yani bu önemli bir şey devlet hayatında. Ve bir de ben hep şunu söylerim. Hürriyetlerle ilgili tartışmalar çıkar. Şimdi açacağız konuyu. Efendim işte Türk halkı hürriyeti. Ya hürriyet bir kültürdür. Eğer kültürel değerlere iyi gelişmemişse hürriyete fazla önem vermez. Şimdi bakın, kaldırın basın hürriyetini, Türkiye'de çıkmaz. Öyle bir şey yok çünkü. Basın hürriyetine ihtiyaç duyan çıkmaz. Çok az. Eskiden gençler bağlı. Şimdi gençlere bir içeri attık. Muhtevası ne olması lazım? Bir anayasa kuruluyor, yeni bir anayasa. Muhtevası ne olacak? Bir defa kuvvetler, üç kuvvet var demiştim hatırlarsınız. Yasama, yürütme, yargı. Kuvvetlerin hakimiyet alanları gayet açık bir şekilde konacak. Şu anda açık değil. Çatışmalar var onun için, dikkat edersiniz. Yargının hakimiyet alanı, yürütmenin hakimiyet alanı, yasanın hakimiyet alanı kurulacak. Ve bunların kontrol mekanizmaları da açık olacak. Şimdi kuvvetleri kendi haline bırakırsanız kontrolden çıkarlar. Kontrol mekanizmalar. Nedir bunların kontrol mekanizması? Mesela yasama organını kim kontrol eder? Kim kontrol eder arkadaşlar yasama organını? Anayasa Mahkemesi. Değil mi anayasa? Anayasa Mahkemesi o zaman yasama organını kontrol ederken siyasi düşünmeyecek şekilde, yani yargıyı siyasetten uzak tutacaksınız. Demokratik rejiminin temel unsuru yasama yürütme çeşitli olabilir ama yargı mutlaka siyasetin dışında olacak. Bizde hiçbir zaman yargı siyasetin dışında olmamıştır. Şimdi bunlar
yasama ve yürütme ve yargı organlarının artı bağımsız özel kuruluşlar, özel kuruluşlar diyoruz biz. Türk halk dilinde anlaşılan özel kuruluşların hakimiyet alanları ve yapmak istedikleri mekanizmaların kontrolü sağlanmak mecburiyetindedir anayasada. Bunları açıkça koyacağız. Yani yoruma müsait hale koymayacağız. Şimdi 9 yıldır bir sivil iktidar var. Kardeşim evinde sen hanımınla rahat konuşamıyorsun. Öğrenci efendim burslar verilsin, paralı eğitim kalksın deyince 17 ay. Böyle bir ceza olabilir. Şimdi gençlik neden susuyor? Kardeşim çok büyük. PKK'ya her türlü yollar açık ama kendi milleti için yanlış doğru. Demokratik olarak kimseye zarar vermeden bir protesto yaparsa başına gelmedi kalmıyor. Yani götürüp hep 82'ye anayasalara bir şey yapmaz. Ülkeyi idare edenler yapar. Yorum var mesela. Türkiye'yi idare edenler. Yorum var. Maddeyi yorum var. Kanunlar var. Bir de şu, bakın anayasa şöyle böyle diyoruz değil mi? Türkiye'de televizyonları yıllardır takip ediyoruz. Türk devletini, Türk milletini, bütün temel değerlerimizi, inançlarımızı yerle bir eden hiçbir ülkede görülmeyecek. Korkunç tartışma, tartışma da değil, beyin yıkama var yıllardır. Terörle mücadele ediyoruz, özgürlüklere ve demokrasiye zarar vermeden diyor iktidar 9 yıldır. Kardeşim İngiltere'de, Almanya'da, Fransa'da, İspanya'da terör örgütünün rengini taşımak, fotoğraflarının liderlerinin yayınlamak, sözlerini yayınlamak yasaktır. Bunun suçtu yani yasaktır. Yasaktır. Ve derhal parti kapatılır. Batasuna kınamadı diye, ETA'ya terör örgütünü kınamadı diye kapattı. Ahim de onayladı. Bizim terör örgütünün temsilcisi ve 102 belediye her taraf terör üssü olmuş. Biz hala demokrasi, hala özgürlük diyoruz. Hala memleketimiz anarşi bataklığında boğulmak üzere biz hala demokrasi. Osmanlı yıkılmadan önce de hürriyet, adalet, musavat, uhuvvet İstanbul'un bütün münevverleri yıkıyordu yeri. Bunlar Bulgar, Rum, Hırvat, bilmem şu çetelerin Batı düveli muazzamanın yönetiminde hakim kıldıkları bir kampanyaydı. Osmanlı münevveri de buna katıldı. Onlar padişahı ve devleti çökertmek için yapıyorlardı. Bizimkiler de ona katıldı. İddiatçılar da buna katıldı. Sonra iktidar oldukları zaman baktılar ki hürriyet, adalet, musavat devleti bitirip mahkemesiz kelle götürdüler. Hürriyet, adalet. Yani her şeyin şartlarında doğru olduğunu düşünmeliyiz. Mutlak bir hakikat var. Her şart altında değişmeyen Allah'ın varlığıdır. Onun dışında müsbet ilimlerin kanunları dahil her şey kendi şartlarında geçerlidir. Biz her şart altında hürriyet dersek o zaman hazmetmeyen insanlar bak Türkiye'ye bakın işte. Yani mikrofonu götürüyor televizyonun biri. Efendim diyor bu piyasadaki fiyatlar hakkında ne diyorsun diyor. Adam ne yapıyor? Bir sağ olsun bir söyle bak. En iyisi ben bir şey söylemeyeyim. Ya sokaktaki insan sindirilmiş. Bunun 12 Eylül'le şu anayasayla ne alakası var? Size ben bir hatıra anlatayım sayın arkadaşlar son olarak. Şimdi bizde basın hürriyeti adı altında hürriyet var. Rahatça istismar edilen bir hürriyet. Yatak odasına giriyor. Evet. Vatandaşın yatak odasına kamerayı soktu. Disiplin orada. Şimdi alışmış bizim basın. Mahremiyetin diye bir şey olmadı. Basıncılarımız alışmış buna. Hatırlar mısınız İstanbul'da klor yolsuzluğu oldu. Belediyeye pahalı klor saydılar. Ergun Gökmez zamanında. Evet. İsmi bilmiyoruz bir adam. Ondan sonra bu klor yolsuzluğu ortaya çıkınca, yolsuzluk da değil, adam benim klorum 10 lira demiş, belediye de almış. Almayaydı kardeşim. Almayaydı. Almış. Adamı sen niye pahalı klor sattın diye herif içeri atmak istedi. O da kaçtı. Yahudiydi adam. Yani Yahudi kökenli Türk vatandaşı. Kaçtı Amerika'ya gitti. Güzel bir villa tuttu. Türkiye'den de bir bahçıvan bir de aşçı götürdü. Türk yemeklerine alışmış adam. Bizim gazetecimiz
Ya ismini de söylemedim. Uğur Dündar aldı kamerayı. Araştırıcı gazeteci Amerika'ya gitti. Bahçe kapısını açtı. İçeri girdi. Zile bastı. Zile bastı. Kapıcı bunu görünce kapatmak istedi. Şeyin o adamın kapıcısı tanıdığı için kapatmak istedi. Uğur Dündar bu işleri bildiği için ayarı kapının önüne koydu. İçeri zoraki kamerayı sokup kamerada ellerinde zaten. İşte ne diyorsun filan diye adam, o Türkiye'den giden adam şimdi tekrar Türkiye'ye döndü. Telefon ediyor şeye, polise. Diyor ki benim kapımın önünde Türkiye'den gelen gazeteciler var. Zoraki içeri girmek istiyorlar. Hemen polis geliyor. Uğur Dündar aldığı gibi içeri. Diyor ki ya ben kapı içeri girmedim ki. Bahçe kapısını açmanıza müsaade ettiler mi diyor. Dikkat edin. Bahçe kapısını. Uğur Dündar'ın şimdi Amerika'ya girişi hapis oldu biliyorsunuz. İçeri attılar. Devlet uğraştı, çıkardı. Sayın beyefendi, şimdi hadise şu. Bizim hukukta şöyle bir laf var. Meşhur İtalyan hukukçusunun lafı oldu. Kanunlar iyi veya kötü olmaz. Kanunların iyi uygulayıcısı, tamam, kötü uygulayıcısı olur. Dünyanın en iyi kanunu getirin. İyi bir uygulayıcıya verin, çok iyi netice alırsınız. Dünyanın en güzel kanunu getirin, kötü bir uygulayıcıya verin, kötü netice alırsınız. Yani kanunlar da aynen keman gibidir. Yani. Dünyanın en pahalı kemanını iyi bir keman çalıcıya verin, pardon, kötü bir keman çalıcıya verin, o kemanı dinlemez hale gelirsiniz, çeker gidersiniz de. Ama buna mukabil en ucuz, en kötü kemanı iyi bir keman çalıcıya verin, çok güzel nameler çalar, melodiler çalar. Anayasada bu. Uygulama. Kullanılıyor. Efendim, PKK, Amerika'nın Büyük Orta Doğu Projesi'nin Haçlıların bir aleti. Peki bizim hükümet ne yapıyor? Ülkeyi korumakla görevli ona göre. Bakın 2004'te, bu hükümet 2002 sonunda geldi. 2004'e kadar terör olayları yok. 2004'te kitle katliamları başlamış. Yani şimdiye ait değil. O gün bugün binin üstünde insan öldürüldü. Ve bu hükümet teröre karşı çıkmadı. Aksine demokratikleşme yapıyorum diye kanunları değiştirdi. İngiltere'de bir haftaydı gözaltı süresi. Londra'da bir anarşi oldu. 26 güne çıkarttı. Bizimki bir haftaydı, 4 güne indirdi. Hakim kararıyla 4 gün. Biz terör içinde yüzüyoruz. Şehit cenazeleri geliyor. Hükümet demokratikleşme yapıyor. Bu demokratikleşme lafı Türkiye'yi bölmenin bir anahtarı gibi kullanılıyor. Önce adalet diyeceğiz. Önce hak diyeceğiz, sonra güvenlik diyeceğiz. Çok doğru. Bunlar olmadan öteki olan kurumları işlemeyen bir ülkenin böyle kutsal değerleri akşama kadar savurmasının bir manası yok. Şu elimde bir siyasi proje çalışma kitabı var. Komple teorisi kitabı değil. Türkiye'nin Kürt meselesi. Yazarları Graham Fuller, Henry Berkey. Sadece bir cümle okuyacağım. Büyük Orta Doğu Projesi ne diye sorduğunuzda diyor ki yazarlar burada, dünyada pek çok ülkenin yıkıcı etnik isyanlar ve ayrılıkçı eğilimlerle boğuştuğu bir çağda eğer mümkünse birleşik bir Türk devleti içerisinde çözüme kavuşturulmasından yanayız. 1991'de Türkiye'den ayrılmış Amerikan Büyükelçisi ön sözünü yazıyor. Diyor ki bugün gelinen noktayı 1998'de yazılmış bu kitap. Ön söz de 1998'de. Girdim, İngilizcesini gördüm, 98'de yazıldı. Ülkenin mevcut sınırları içerisinde bir, yasal bir Kürt kimliğini ortaya koyan, iki, Güneydoğu'daki mevcut askeri yaklaşımı çarpıcı biçimde azaltan ve değiştiren, üç, Kürt siyasi partilerini taciz etmek veya kapatmak yerine koruyan, dört, Kürtlerin kendi dillerinde eğitim almalarına imkan veren ve 5. merkezi idareden yerel idareye geçen bir çözüm talep ediyorlar. Ben de yazarların bu teklifine katılıyorum diyor. Bunu yazarken de Carnegie Ölümcül Çatışmaları Önleme Komisyonu Başkanı olarak yazıyor. Şimdi dediniz ki bu anayasa yasaklı hürriyetleri kısıtlayan bir anayasa. Size izah ederken gençleri işte toplantı şeyleri, toplantı gösteri yürüyüşleri. Ben Türkiye'de memur sendikalarının kurucu üyelerindenim. 1992 yılında. Sendika şube kongresini salonda yapan ilk şube başkanıyım. Bundan dolayı hukuk ve ceza mahkemesinde yargılanan
ve bundan dolayı, takipsizlikten dolayı da beraat eden bir cumhurbaşkanıyım. Bana bu anayasa kısıtlamadı beni. Bu bir. 1994-17 aralığında 250 bin kişi Kızılay Meydanı'nda memur sendikalarıyla ilgili toplantı yaptık, gösteri. Bu anayasadan dolayı kimse bizi hapse atmadı. Biraz önce siz çok isabetli bir şey söylediniz. Dünyada iyi ve kötü kanun yoktur. İyi ve kötü uygulayıcı vardır. Bu anayasa 9 yıldan beri Türkiye'yi egemenliğini paylaşmak isteyen ya da büyük bir ihtimalle şu projenin proje ortağı olan insanlar tarafından yönetiliyor. Sıkıntımız bu. Bu kadar. Çok doğru. Dolayısıyla bu insanlar tarafından hürriyet gibi, insan hakları gibi, demokrasi, bir takım demokrasi gibi, ileri demokrasi gibi cümlelerin arkasında tıpkı muhteşem bir vitrinde, muhteşem kıyafetlerin arkasında içeride en fason malların olduğu bir mağazaya benzer bir şekilde vitrinden bize sunulan bir şey var. Müşteriyi içeriye çeken bir mıknatıs var. Bu cümleler bu mıknatıs gibi bizi çekiyor içeri. Fakat bu mıknatıs bizi tıpkı bir koyunun arkasından yardan atlayan diğer koyunlar misali arkaya doğru götürüyor bizi. Buraya doğru, oraya doğru da götürüyor. Dolayısıyla ben Galip abi hatırlıyorum. Sizlerin çok yakından tanıdığı, birlikte çalıştığınız, benim yakından çalışmadık, hizmet ettik. Ne güzel. Benim yakından tanıma şansına sahip olmadığım o cennet mekanın, siz konuşurken gittim içeriden çıkardım geldim. Galip abi diyor ki, demokrasi, hürriyet ve değerli sayılan diğer bütün mefhumlar, milletimizin yükselmesine ve güçlenmesine yardım ettikleri sürece saygı görürler. Fakat nifak tohumlarının yeşermesine müsait bir zemin haline gelirlerse, itibarını yitirmekten kurtulamazlar. Allah şahittir ki, bilmem ne adasından da, dar ağacından da korkmuyorum. Yalnız, sevgili Türkiye'me zarar gelmesinden korkuyorum. Gerçi demokrasiye bağlıyım, yaşamasını isterim, hürriyetimi de severim. Ancak milletim hepsinden çok severim diyor. Bu anayasa bize tuzak geliyor. Abi. Ülkedeki düzen bakımından her ülkenin kendi şartları var. İşte coğrafya, jeopolitik dedik. Bu coğrafya zayıfları sevmez. Onu bileceğiz. Türkiye, Fransa, Almanya, Amerika değil, kurumları işliyor, huzur içinde meseleleri başka onların. Onların bu kavramları affettiği değerler elbette farklı olacaktır. Şimdi son bir şey söyleyeyim. Fransız Anayasa Mahkemesi'yi kurdu, Anayasa Konseyi var. Geçen sene Fransız Anayasa Konseyi'nin verdiği bir karar. Bizde Türkçe mi, Kürtçe mi tartışmaları evet. Var ya. Fransa'da Fransızca konuşuyor. Bitti. Korsika ile ilgili. Fransa'da Fransızca konuşuyor. Dikkat edin. Fransa'nın devlet lisanı demiyor. Fransa'da Fransızca. Biz daha demokratız. Türkiye'de her şey konuşuluyor. Onun için fazla. Adam Fransa'da Fransızca konuşuyor. İkinci bir örnek vereyim. Alman Anayasa Mahkemesi'nin verdiği bir karar var. Alman Anayasa Mahkemesi diyor ki Avrupa Birliği mahkemelerinin kararları Alman mahkemelerini bağlamaz. Çünkü bağlamaz. Alman halkı kendi egemenliğinin sahibidir diyor. Bir, çok güzel. Bizimki de bağlamaya. İkisi de bunlar. Bir dakika. İştahat arkadaşlar. Tabii. Aklınızda kalsın. Bir de Alman anayasasına göre Komünist Parti kurulması yasaktır. Faşist Parti kurulması yasaktır. Yani biz yasaklardan korkmayalım diye ülkeyi savunamaz hale getirmek durumunda da olmamalıyız. Prensip doğrudur. Yaratıcı gücü insanın özgürlük ortamında yeşerir. Bu doğrudur ama ülkenin şartlarını Galip abinin dediği gibi sevgili milletimizin geleceğini düşünmemiz için her şeyi yerli yerinde ölçüsünce kullanmalı. Kur'an-ı Kerim'de en çok geçen tabirlerden biri Allah her şeyi bir ölçüye göre yaratmıştır. Hayat da öyledir. Yani serbest her şey olmuyor ama bunları konuşurken kolay da uygulaması kolay değil. Evet, çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.